Değerli milletvekili arkadaşlarım, sayın bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın bakanım, Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adı üstünde kimlerin sosyal desteğe muhtaç olduğu, bunların bölgesel dağılımı, cinsiyetleri, gelir durumları, yaşları, eğitimleri, bunun gibi bilgilere ihtiyacınız var sizin. Bizim de ihtiyacımız var sizinle ilgili bu görüşmeleri yapabilmek için. Bunlar konusunda çok ayrıntılı bilgileri, bunları derli toplu verebilirseniz, ki bazıları tabii ki sizin elinizde değil, özellikle Türkiye'de gelir istatistikleri, maalesef gelir tabloları yeterince düzgün yapılmadığı için onları sizin tespit etmeniz ve yardımları da tabii ki o gelire dayandırıyorsunuz. Bu gelir esas alınarak, baz alınarak yapmanız çok zor. Ancak Türkiye'de ne kadar yardıma muhtaç kişi var, bunların bölgesel dağınıkları, cinsiyetleri, eğitimleri vesaire gibi ayrıntılı bilgilere ihtiyacımız var, sizin de ihtiyacınız var. Bunlar bilinmeden bizim burada mecliste sizi yaptıklarınızı eleştirmemiz eksik kalır. Ancak bunlarla ilgili bilgileri alacağız, yıllara göre karşılaştırma yapacağız. Bir artış var mı, azalış var mı, hangileri azalıyor, hangileri artıyor, buna göre başarılı olup olmadığınızı da söyleyeceğiz. Ayşe Hanım dediği gibi sosyal destek programlarının çoğalması olumsuz bir gösterge değil. Tam tersine olumlu da olabilir, ancak yıllara göre bu tür tabloların olması lazım. Derli toplu bir tablo halinde bu bilgileri verebilirseniz çok memnun olurum. Yardımların artması, yardım alanların artması iyi midir, kötü müdür? Şimdi yıllara göre yardım alanların artmasının iyi olacağını savunmamız mümkün değil. Demek ki çok başarılı mücadele etmiyoruz demektir. Muhtaç olanların artması kötü bir gösterge. Mesela nüfusun yarısının çalışıyor olması, yarısında muhtaç olması, sosyal yardımlara muhtaç olması iyi bir durum değil muhakkak ki. Şimdi 2023 bütçesinden ayrılan pay 258 milyar liraya çıkmış. Bu rakam 2 trilyon olsa daha mı anlamlı? Ya da şöyle bir rakam vereyim. Mesela kur korumalı mevduat hesabından gelecek yıl, eğer bu yılki trend devam ederse 1 trilyonu bulabilecek kur korumalı mevduat hesabından yararlananlar. Yararlanan hesap sahibi sayısı değil de hesap sayısı 2 milyon 279 bin sayın bakanım. Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre kur korumalı mevduat hesabından. Takdir edersiniz ki kur korumalı mevduat hesabı servet sahiplerinin, altın, döviz gibi parası olanların, nüfusun %1'lik, ikilik kesiminde olanların hesapları. Her bir hesapta birkaç kişiye ait olabilir. Yani dolayısıyla birkaç yüz bin kişi Türkiye'de bu büyük bir meblağı alıyor. Bu sene sizin 200 milyarı bulmadı, 100 küsür milyar yardımlarınız. O şey, kur korumalıdan alınacak rakam 400 milyar lirayı bulabilecek mesela. Böyle çelişkiler var. Onun haricinde mesela gelecek sene için vergi harcaması, vergi harcaması demek vergi istisnaları demek, 995 milyar lirayı bulacak gelecek sene. 995 milyar. Bunun 170 milyarı işte asgari ücretle ilgili ya da sosyal destek alması gereken kişilerin ücretleriyle ilgili 170'i, geri kalan 800 milyarı sermaye ile geçinenlere ait. Mesela böyle çelişkiler de var. Bunları da net olarak görebilmemiz lazım bu istatistiklerde. Sayın Bakan, sizin konularınızla ilgili olarak çok fazla eleştiri yapacak olanlar var. Ben kesin hesap konusuna girmek istiyorum. Kesin hesapla ilgili şöyle bir eleştirim olacak en başta. Bakın, geçen yıl 13 bulgu söz konusu olmuş. Sayıştay tarafından eleştirilmiş.
13 konumuz izlemeye alınmış. İzlemeye alınan konular arasında çözülen tek bir tane yok. Hiçbir konu çözülmemiş. Sayın Başkanım, size de bunu özellikle not almanızı rica ediyorum. Geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde Sayıştay tarafından eleştirilen ve sonra izlemeye alınan 13 konunun hiçbirisi halledilmemiş. Sayın Bakanımız mutlaka bunların en sonunda cevap verecektir bunlara. Bildiğim kadarıyla bir çalışma yapıldı ama kendisi tabii bunu komisyonumuza arz edecektir. Yani hiçbirisi yerine gelmemiş. Bunların yerine gelmesi lazım. Bu konuda hassas olmak lazım. Bu yıla gelelim. Bu yılla ilgili olarak da 6 mali tabloları etkileyen, 18'de etkilemeyen bulgu tespit etmiş Sayıştay denetçileri. Ve önemli tespitler, bir kısmını arkadaşlarımız bahsetti. Ancak Sayın Bakanım, her şeyden önce yeni bir bakanlıksınız. İç kontrol sistemiyle ilgili eksikliğiniz var. İç kontrol sistemini kurmanız lazım. Bu kadar harcama yapan bir bakanlık. Tüm Türkiye'ye hitap eden bir bakanlıksınız. Muhakkak iç kontrol sistemini kurmanız lazım. Şöyle verdiğiniz cevaplara şöyle demiş Sayıştay denetçisi: kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri çerçevesinde ulusal mevzuat hükümlerinde öngörülen bir takım gereklilikler yerine getirilmiş ve bunlara ilişkin bilişim sistemleri geliştirilmiş olmakla birlikte, yani güzel, kapsamlı bir şey yapıyorsunuz, teknolojiyi de kullanarak, işin içine katarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama sonuçta ikinci yıl, üçüncü yıla giriliyor, iç kontrol sistemi henüz kurulamamış, yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Bunun bir an önce yapılması lazım ki bu hatalar söz konusu olmasın. Hatalara gelince mesela bulgu 1'de hizmet ihalelerinde hak edişlerden fiyat farkı olan hak edişlerden %6 kesinti yapılması gerekiyor. Bu muhasebe sistemine yansıtılmıyor. Bu sorun Sayın Bakan. Bunların mali tablolarınızı etkiliyor. Bunların muhasebe sistemine yansıtılması şart. Amortisman işlemlerinde hatalı işlem yapılıyor. Bunu anlıyorum ama yapılmakta olan yatırımlar hesabından maddi duran varlıklar hesabına aktarılmayan tutarların olmasını yadırgıyorum. Bunun olmaması lazım. Yani amortismanda yanlış yapılabilir. Özel işletmelerde de, kamuda da bunlar normal ama yatırımlar hesabının yanlış yere kaydığı doğru değil. Bu mali tabloları etkileyen bir durum. Yanlış politikalara, usulsüzlüklere, yolsuzluklara da sebebiyet verebilecek bir durum aynı zamanda. Bir de bakanlığınız yeni, bilgisayar teknolojisi kullanıyorsunuz. Buna rağmen gayrimenkullerinizle ilgili envanteri, kayıtları doğru yapamıyorsunuz. Yanlış kaydediyorsunuz. Cins tahsislerini yanlış yapıyorsunuz. Diğer tespitleri yanlış yapıyorsunuz. Yeşil alanları, otoparkları, spor alanlarını kayda almıyorsunuz. Bu tür eksiklikler tespit etmiş Sayıştay. Diğer bulgular, yani bu mali tabloları etkilemeyen ancak önemli bulgular da gösteriyor ki birincisi, bir ve ikincisi özellikle, liyakatli atamalar yapmamışsınız bazı yerlerde Sayın Bakan. Çünkü liyakatli atama olsaydı en başta işin alfabesi bir kamu bankasıyla çalışılması gerektiğini bir müdürün, muhasebe müdürünün, oradaki yöneticilerin bilmesi gerekirdi. Özel bankalarla çalışmışlar. Demin Aylin Hanım eleştirdi onu ayrıntılı olarak. Gerçekten de mevzuatı bilmediklerinin, liyakatli olmadıklarının bir göstergesi diye düşünüyorum. Bu engelli evde bakım hizmeti. Efendim başkanım. Evet. Engelli evde bakım hizmetlerine ilişkin yönetmenliğin düzenlenmemiş olması da bu konuda epey eleştirilerin var Sayıştay'ın sebebidir diye düşünüyorum. Diğer bulgu 6, 7, 11 de önemli. Ancak bir konuyu daha belirteyim Sayın Bakanım. Benim mesela Polatlı'da 2015'te yapına başlanan bir huzur evi var.
bu Ankara'daki yatırımlarınız arasında hemen 2018'de bitecekti. 100 yataklı bir huzur evi. Hala bitmedi. 2017'de %60'ı tamamlandı diye bir tespit var. %60'ı 2017'de tamamlanmış, 2022 öyle duruyor. Bu tabii o yapılan harcamaların da boşa gitmesi, israf olması anlamına geliyor. Onun bir an önce bitmesi lazım. Polatlı'da bir de bir derneğe ait özel huzur evi vardı. 52 sakini vardı, kapandı. Maliyetleri karşılayamadı. Çok ihtiyaç var. Onun da halledilmesi gerekir. Not alırsanız memnun olurum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Plan Bütçe'nin kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri, bürokratlar, herkesi ben de saygıyla selamlıyorum. Kişisel hayatlarınızda samimiyeti nasıl değerlendirirsiniz bilmem ama devlet yönetiminde samimiyeti, söylemler ve yapılanlar, çıkarılan mevzuat ve uygulamalar arasındaki ilişkiyle ölçebilirsiniz. Söylemlerinize, verdiğiniz rakamlara, eylemlere, strateji planlarına, yasalara, anayasaya rağmen kadına şiddet, ayrımcılığı kız kesmeden devam ediyorsa, kadın yoksulluğu, işsizliği derinleşerek sürüyorsa, kadınlar koruma kararlarına rağmen katlediliyorsa, devlet görevlileri iş uygulamaya gelince ayak sürüyorsa, yoksulların, muhtaçların sayıları her geçen gün artıyorsa, çocuklar istismara uğruyorsa, çalışmak zorunda kalıyorsa, iş cinayetlerine kurban gidiyorsa, ortada sorgulanması gereken bir samimiyet vardır Sayın Bakan. Ağzını açan kadınların tercihine, yaşamına, kıyafetine, kahkahasına laf söylüyorsa, bu sorunların çözümünde yol gösterici olan, kimse şiddet ve ayrımcılığa uğramasın diyen İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin kararıyla hukuksuz bir şekilde çekiniliyorsa, siz kadın haklarını korumaktan sorumlu yetkililer ağzını açıp tek kelime söylemiyorsa, samimiyette gerçekten ciddi bir sorun vardır. Kadın cinayetlerini durdurmaya çalışan, bunun için veri toplayan, şüpheli kadın ölümlerinde, kadın cinayetlerinde farkındalık yaratan, kamuoyu oluşturan, mağdura ailelerine destek olan kadın cinayetlerini durduracağız platformuna kapatma davası açılıyorsa, vatandaştan toplanan vergiler hala yandaşlara dağıtılmaya, şatafat içinde yaşamaya devam ediliyorsa, burada bu bütçede samimiyetin sesi yoktur. Bireylerin yasalar önünde eşit olduğu kadar ekonomik, sosyal, siyasal yaşamda da eşit ve özgür olması için gerçekten samimiyete ve yüksek seviyede politik iradeye ihtiyaç var ama bu ne yazık ki AKP iktidarında ne irade ne de samimiyet var. Bakın, toplumsal adaletsizliğe en çok maruz kalanlar çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, sayıları her geçen yıl artan milyonlarca muhtaç size bakıyorlar Sayın Bakan. Sorunların çözülmesini istiyorlar, bekliyorlar. Ama bütçeye baktığımızda sorunların olduğu yerde durduğunu, hatta çoğaldığını ve bunun için ekstra hiçbir çalışma planlanmadığını görüyoruz. Hiçbir yaraya merhem olmayacak rakamlar verip sosyal yardımların artmasıyla övünen bir bakanlık görüyoruz. Boşuna övünüyorsunuz Sayın Bakan. Verdiğiniz rakamlar ne yoksulluğu, ne çocukların, kadınların yaşadığı acıyı, ne de ölümleri engelliyor. Açlık sınırı bugün 7245 lira. Asgari ücret 5500 lira. Çok çok altında. Muhtaç sayımız bugün 24 milyonu bulmuş. Çalışanların yarısının asgari ücretli olduğunu düşünürsek halimiz içler acısı. Yılı 20 yıl oldu, 20 yıldır her gün daha da derinleşen gelir adaletsizliğini düzeltmek için bu bütçede hiçbir şey yok. Hal böyleyken sizin bütçeniz devede kulak. Sizin kadının güçlendirilmesi için ayırdığınız bütçe de aynı şekilde. Tabii amaç burada kadının güçlenmesi olmayınca, ki sunumunuzda da önce aile dediniz, önceliğiniz onunla başladınız ve sunumun ilerleyen dönemlerinde, sunumun ilerleyen kısmında ancak kadını kullandınız. Onu tek başına kullanamadınız. Güçlü kadın, güçlü aile diye beraber kullandınız. Yani amaç olmayınca maalesef ne bu dezavantajlı saydığımız sorunları çözebiliyoruz, ne yaralara merhem olabiliyoruz. Hay böyle olunca da maalesef gerçekten sonuç alamıyoruz. Biz İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Bizim için tek gündem olarak bu kalacak, onu da ifade etmek isterim. Teşekkürler. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, komisyon üyelerimiz, değerli bürokratlar, basınımızın değerli emekçileri, öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Sunumunuzu dinledik. Aslında her yıl aynı şeyleri, hemen hemen benzer şeyleri konuşuyoruz. Çünkü ülkede değişen pek bir şey yok. Sürekli bakanlık olarak biraz daha rakamların güncellenmiş haliyle karşılaşıyoruz ama gerçek hayata baktığımız zaman değişen hiçbir şey olmadığını, iyiye gidişten çok kötüye gidiş olduğunu görüyoruz. İşte aslında bütçede de pek heyecan yok. Siz de farkındasınızdır herhalde bunun. Çünkü bu bütçeden artık herkes ümidini kesmiş durumda. Herkes ümidini kesmiş. Hepimiz biliyoruz ki önümüzde bir seçim var. Bu sadece sizin bakanlığınızla ilgili bir konu değil. Aslında bütün bakanlıklarla ilgili. Önümüzdeki süreçte aslında bir seçim bütçesi yönetilecek. O nedenle bugün konuştuklarımızın yarın ne kadar anlamı olacak bilemiyorum ama yine de bütçenizi hep birlikte bir değerlendirelim. Evet, 2023 yılı için öngörülen bütçe 149 milyar 868 milyon lira. Geçen seneye göre oransal olarak %126 bir artış görünüyor. Ama toplam bütçedeki payının 3.77'den 2.97'ye gerilediğini de görüyoruz. Neden böyle? Neden gerilemiş? Neden yeterli değil bu bütçe diye baktığımızda? Çünkü 2023 bütçesi sürekli söylediğimiz gibi bir faiz, borç, kur korumalı mevduat ve garanti ödemelerine gidecek olan bir bütçe. O nedenle sizin yeriniz çok fazla yok bu bütçede. Kur korumalı mevduata yaklaşık 150 milyar TL gitti bugüne kadar. Yıl sonunda 300 milyar TL'ye çıkacağı düşünülüyor bu rakamın. Ve faiz ödemesine ayrılan para 565 milyar lira. Şimdi şu ana kadarki konuşmacılar bu sosyal yardımlarla ilgili ciddi değerlendirmeler yaptılar. Bakanlığınızın ismi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ama sosyal hizmetlerin amacına baktığımız zaman aslında bireyi yardımlara bağımlı kılmak değil, kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlamak, özgürleştirmek, özgürleşmesini sağlamak olması gerekiyor. Sürekli olarak vatandaşlara ayrılan sosyal yardımların arttırıldığını söylüyorsunuz. Sadece siz değil, Cumhurbaşkanı da söylüyor, Cumhurbaşkanı yardımcısı da söylüyor, herkes bunu söylüyor. Bu yardımların, yani yoksul sayısı arttığı için verilen yardımlar artıyorsa bunu bir başarı olarak tanımlayabilir miyiz Sayın Bakan? Bu ülkede yoksul sayısı da gittikçe artıyor. 26-27 milyon yoksuldan yardım alan sayısından bahsediyoruz, vatandaş sayısından bahsediyoruz. Pek tabii ki yardımlar da artacak. Şimdi sosyal yardımlara 258.4 milyar lira ayrılmış. Milli gelirden aldığı pay işte 2002'de %0.4'müş, 2023'te %1.4 olmuş. Yani bununla mı övünüyorsunuz? Bu yardımların artmasıyla mı? İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda yoksul sayısının artması gayet normal zaten. Asgari ücretin 5500 TL olduğu, açlık sınırının 7000 lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 24000 lirayı geçtiği bir ortamda yoksul sayısı elbette artar. Çünkü insanlar artık alım gücü düştü, ücretleri yetmiyor. Temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmiyor Sayın Bakan. İnsanlarımız yoksullaşmakta ve özellikle de çocuklarının ihtiyaçlarını artık karşılayamaz noktaya gelmiş durumda. Pek tabii ki de sizin de yaptığınız, dağıtmak zorunda olduğunuz yardımların, yardım kalemlerinin de artması çok normal. Tabii yoksulluğun bütün yükü baktığımızda kadınların sırtına yıkılıyor. Sosyal yardımlar kapsamındaki düzenli yardım programlarıyla kadınlar desteklenmeye devam edilmektedir deniyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından. Buradan da şunu anlıyoruz rakamlara baktığımız zaman sosyal yardım hak sahiplerinin %65'ini kadınlar oluşturuyor. Bütün sorumluluk kadınların sırtında. Özellikle de evde bakım verme sorumluluğunun kadına kalmasının sonucunda aslında biraz da bunlar yaşanıyor. Hep bir kadının güçlendirilmesinden bahsediyorsunuz ya ailenin yanında. Acaba gerçekten öyle mi oluyor? Öncelikle bu evde bakım verme sorumluluğunun kadının sırtına yüklenmesi hiç adil değil, hiç eşit değil. Bizim bir projemiz olan Aile Destekleri Projesi'nde
Evde bakım desteği vermek zorunda kalan kadınların sigortasını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Onlara sadece ücret vermek değil. Aslında buradaki en büyük yanlış ne biliyor musunuz? Kadınlara evde bakım desteği vermekten ziyade devlet olarak yaşlısına, engellisine daha fazla hizmet verebilen, bakım sunabilen bir devlet haline gelebilmek. Biraz önce Sayın Aydın milletvekilimiz İskandinav ülkelerine örnek verdi. Türkiye'deki şu anda özellikle engellilerle ilgili bakımlara birazcık övgü gönderdi. Ama gerçek duruma baktığımız zaman hiç de öyle değil. Şu anda hala bu yük evde kadınların sırtında bulunuyor Sayın Bakan. Tabii kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve yoksullukla boğuşurken bu sene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde kadının güçlendirilmesi programına ayırdığınız bütçede yalnızca 1 milyar 76 milyon lira olmuş. Kadın istihdamında ise hiç yol alınamıyor Sayın Bakan. Aslında değişen fazla bir şey yok yıllar içerisinde. Şimdi Dünya Bankası tarafından istihdamdaki kadın oranı 2002 yılında %29.2 iken siz %25.3 olarak tanımlamışsınız bunu sunumunuzda. 2021 yılında %32.5'e çıkmış diyor. Siz daha da düşük göstermişsiniz. %30.8 oldu demişsiniz. Yani Dünya Bankası daha da iyi oranlar vermiş. Ama aradaki farka baktığımızda %3.3. 20 yılda %3.3 artmış kadın istihdamı ya. Bu mudur başarı? Bu mudur kadının güçlendirilmesi? Türkiye'de sorunun büyüklüğünü aslında bir başarı olmadığını, bir başarısızlık olduğunu bu rakamlar gösteriyor. İstihdamda eşitlikten de söz edemiyoruz. TÜİK'in verileriyle 10 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan iş gücü istatistiklerine baktığımız zaman erkeklerin istihdamdaki oranı %65.3 iken kadınlarda bu oran %30.8. Adalete bakın siz. Yine iş gücüne işsizlik oranlarında erkeklerde %8.2, kadınlarda %12.5. Dün Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini görüştük. Orada da genç işsizliğini konuştuk. Orada da durum aynı. Erkeklerde, genç erkeklerde %15.2, kadınlarda %23.3. Şimdi Sayın Bakan, UN Women ve Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü liderliğinde birçok hükümet, işçi, işveren örgütleri ve uzman kuruluşları uluslararası eşit ücret koalisyonu kurdular. Ve birçok kurum, devlet bu koalisyonun içinde yer almasına rağmen Türkiye'den ne devlet ne özel sektörden hiç kimse yok. Tabii ki bu konuda bir çalışma yapılmadığı da, yoğun bir çalışma yapılmadığı da zaten oranlar, rakamlar ortaya koyuyor. Yine istatistiklere baktığımız zaman cinsiyete dayalı ücret farkının, bir de ücretlere bakalım, alınan ücret. İstihdama baktık. Ücrette eşitlik var mı acaba? Eşit işe eşit ücret. Cinsiyete dayalı ücret farkı Uluslararası Çalışma Örgütü ve TÜRKSTAT tarafından yayınlanan verilere göre %15.6, 40'lı yaşlarda bu oran farkı %25'e yükseliyor. Sorun büyük Sayın Bakan. Bakın ilkokul ve altı eğitim düzeyinde ücret farkı %38.6. En yüksek seviyede. Şimdi insani gelişmişlik endeksinden bahsettiniz sunumunuzda, hemen açıyorum. Çok yüksek insani gelişme kategorisine girdik dediniz. Hangi verilerle bu kategoriye girdik bilmiyorum ama bu verilerle o kategoride olmadığımız ortada kadın istihdamında. Türkiye'de %34 olan kadınların iş gücüne katılımı yüksek insani gelişme olan %54'ün ve çok yüksek insani gelişme oranı olan %52'nin çok çok altında. Evet, kadının güçlendirilmesi çok önemli. Ailenin güçlü olabilmesi için, hani hep bir ailenin güçlendirilmesinden bahsediyoruz ya, kadının güçlendirilmesi gerekiyor. Kadının şiddetten korunması gerekiyor. Eğer güçlü bir aile isteniyorsa ve hiçbir şekilde de aile ve kadın arasında bir ayrım yapılmaması gerekiyor. Siz bu ayrımı yapıyorsunuz. Siz bu ayrımı yapmak zorundasınız. Neden? Çünkü kadının kariyeri çocuk doğurmaktır diyen bir cumhurbaşkanınız var. Siz bunu yapmak zorundasınız. Bunu söyleyebiliriz.
Daha aslında çok şey vardı. Çocukların durumu da çok kötü. Çocuk yoksulluğu çok kötü durumda. Başka arkadaşlar bu konuları dile getirdiniz. Tamam Sayın Başkanım. Sağ olun. Çocuk yoksulluğunun çok kötü durumda olduğunu da kayıplar altına geçirerek sözlerime son veriyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar. Ben de sizleri saygıyla selamlıyorum ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesini ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, anayasamızın 41. maddesi ailenin korunması ve çocuk hakları ile ilgili ve şöyle başlıyor. Aile Türk toplumunun temelidir. Görüyoruz ki son yıllarda evlenme sayıları mütemadiyen azalırken boşanma sayıları da buna paralel olarak artıyor. Yani buradan şu sonucu çıkartabilir miyiz? Türk toplumunun temeli sarsılıyor. Çünkü aile sayısı giderek azalıyor burada ve burada sizin bakanlığınızın da bir sorumlu olduğuna inanıyorum ben açıkçası. Demek ki gençlerimiz evlenemiyor, ekonomik sıkıntı sebebiyle evlenseler dahi bunu sürdüremiyorlar. Ve dolayısıyla da bakanlık olarak, iktidar olarak özellikle genç evlerimizi evliliklerini sürdürecek ekonomik olarak desteğe ihtiyaçları var. Şimdi biraz önce Yaşar Bey muhalefetin pek öneride bulunmadığını söyledi. Şimdi söylüyorum bakın genç evlere ev sahibi olabilmeleri için gerçek anlamda ama göstermelik değil katkı vermeniz gerekir. Araç sahibi olması konusunda katkı vermeniz gerekir. Ekonomik sıkıntılar yaşıyorsa bunların yanında olmanız gerekir. Ve mutlaka ve mutlaka evlilik sayılarının geçen yıllarda artması gerektiği konusunda çalışma yapmanız gerekir. Ve yine ailenin yapısının korunması ile ilgili yine Yaşar Bey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın RTÜK efendim durmadan anlamsız cezalar vereceğine bir takım kanallara Tele1 olsun, Halk TV olsun, KRT gibi kanallara anlamsız cezalar vereceğine aile yapısını bozan programları inceleyip o kanallara ceza vermesi lazım. Aile yapısını zedeleyen pek çok programlar var. Efendim o kanallar yandaş kanallar olduğu için ceza uygulanmıyor. Burada yapacağınız şey budur. Çok anlamsız, inanın yani ahlaka da aykırı programlar var ama kanalın yandaş kanal olması sebebiyle herhangi bir ritüel bir uygulaması burada göremiyoruz. Diğer bir nokta yine çocuk ve engellilerle ilgili. Sayın Bakan dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın ben buraya meclise gelirken efendim trafik ışığında duruyorum. Ve orada engelli vatandaşların, çocukların gelip de arabada dilenmesinde utanıyorum bir milletvekili olarak. Bu ülkemize yakışmıyor. Sizi de ilgilendiren bir nokta bu. Ve devamlı şekilde dilenen engelli ve çocuk sayısı artıyor. Buna bir önlem almanız gerekir. Ya bu bizim ülkemiz için uygun değil. Yani özellikle yabancı bir misafirin yanında arabamın camına gelip de bir çocuğun dilenmesi beni utandırıyor bir Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak. Buna önlem almanızı istiyorum ben. Ve bu giderek de artan sayıda. Yine çocuklarımız okullara evet aç ve susuz gidiyorlar. Bakın susuz gidiyorlar diyorum. Çünkü çocuğun cebinde parası yoksa kantinden su dahi alamıyor. Çeşmedeki suyu da içemiyor. Sayın Bakan hiç olmazsa bir okul suyu projesi geliştirin. Çocuklar ücretsiz şekilde okulda su içebilsin. Sabah okula gidiyor ta ki akşam eve dönene kadar çocuk bırakın açlığı susuzluktan perişan oluyor. Ve biraz önce bahsedildi çocuklarımızın giderek evet boyu daha kısalıyor. Efendim mental gelişimleri giderek geriliyor. Ya buna da önlem almak yine sizin bakanlığınızın bir görevi. Yine diğer bir nokta Sayın Bakan bakın SMA'lı çocuklarımız ve aileleri var. Bakın gösteriyorum size bu SMA'lı bir çocuğumuzun otoyoldaki totemdeki resmi bakın aile yardım istiyor. Diğer bir görüntü minibüsün arkasında efendim çocuğuma yardım istiyorum diyor. Bir saniye tamamlıyorum ve diğer bir görüntü bakın bir alışveriş merkezinde bir kumbaranın üzerinde. Yani bu aileler bizi utandırıyor. Yani daha doğrusu ailelerini utandırıyor dediğim nokta bu aileleri dilendiren bir yapıya sahibiz. Bunu engellemeniz lazım Sayın Teşekkür Bakan. Teşekkür ediyorum. Yani bu aileler yardıma ihtiyaçları varsa bunların yanında olmanız gerekir. Bunları bu şekilde bakın afişe edilmemesi lazım. Bunlar bizim utançlarımız. Teşekkür ederim Sayın Şahin. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sözcü olarak Sayın Gülzar Biçer Karaca konuşacak. HDP'den Sayın Ayşe Acar Başaran konuşacak.
İyi Parti'den Sayın Aylin Cesur konuşacak ama şu anda herhalde salonda yok. Biraz gecikmeli katılacak. Onu sona bırakabiliriz konuşmasını. MHP grubundan Sayın Mustafa Kalaycı konuşacak. AK Parti'den Sayın Ayşe Keşir konuşacak. Şimdi CHP grubundan başlayarak söz vereceğim. Süreniz 20 dakikadır. Hassasiyetinizi rica ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, Sayın Başkan, komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, değerli bürokratlar. Ben de bilen birçok komisyonunda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe teklifi üzerine söz aldım, grubum adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, geçen yılda burada sizinle birlikte daha yeni bakanlığa gelmiştiniz. Devir teslim töreniniz gerçekleşmişti ve bakanlığınızın bütçesi hakkında konuşmuştuk ve bu konuşmamdaki notlarıma baktım, sizin sunumlarınıza baktım. 2022 bütçe teklifinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi merkezi yönetim bütçesinin 3.77'sine karşılık geliyordu ve ben bunu eleştirmiştim, birçok arkadaşım eleştirmişti. Böylesi geniş alana sahip bir bakanlığın bütçesinin bu kadar düşük olmasının doğru olmadığını ifade etmiştim. Eleştirdim. Aslında keşke eleştirmeseydim demek geliyor bugün içimden. Neden? 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde bakanlığınızın bütçesi 2.98'e indirilmiş Sayın Bakan. 3.77'yi eleştirirken keşke eleştirmeseydim demek geliyor içimden gerçekten. Sayın Bakan, bütçede sosyal yardımların tamamı 258.4 milyar lira. Ama bu bütçede faize, faizcilere, faiz lobilerine ayrılan pay 565.6 milyar lira. Yani neredeyse yarısı kadar. Faize ödenecek para bakanlığınızın sosyal yardımlara ayırdığı paranın iki katı Sayın Bakan. 2023 bütçe taslağında faiz giderleri 565.6 milyar demiştim. Kişi başına 85 milyona böldüğümüz zaman Sayın Bakan 6.508 lira kişi başına düşen yıllık faiz ödemesi. Yani bugün doğan bir çocuk 6.508 lira faiz borcu ile dünyaya gelecek. Geçtiğimiz yıl bu rakam nedir diye baktığımda 2.875 liraymış Sayın Bakan. 3 katı neredeyse faiz gelirlerine bu bütçede ayrılan pay var ama maalesef sosyal yardımlara ayrılan pay bunun yarısı kadar. Yani kişinin alacağı sosyal yardım, ihtiyaç sahiplerinin alacağı sosyal yardım faiz ödemeleri, ödeyecekleri faiz borcunun kat kat altında. Evet, bu bütçe ülkemizde derin ekonomik buhranın neden olduğu, derin yoksulluğu çözecek olan bir bütçe değil. Bu bütçe halkın sorunlarını değil, faiz lobilerini daha da zenginleştirecek bir bütçedir Sayın Bakan. Sosyal yardımlar gerçekten az önce ifade ettiniz, dediniz ki 4 olan sosyal yardım hanesini, sayısını 50'ye çıkardık. 4 milyon 333 bin tekil haneye sosyal yardımda bulunduk dediniz. Sayın Bakan, gerçekten sosyal devlet vurgusunu çok yaptınız ama sosyal yardımları arttırmak sosyal devlette övülecek bir durum değildir. Bence hesap verilecek bir durumdur. Çünkü sosyal yardımlardan önemli olan sosyal yardım alan yoksul vatandaş sayısını azaltmaktır. Yoksul vatandaş sayısının yükselmesi ya da sosyal yardım kalemlerinin artması buna ihtiyacı olan vatandaş sayısının artmasıdır. Bu da sizin ülkeyi yönetemediğinizin açık ve net göstergesidir Sayın Bakan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kendi verilerine göre 2021 yılında 5 milyon 903 bin 515 hane sosyal yardım almış. Yani yaklaşık 6 milyon hane 2021 yılında sosyal yardım almış. TÜİK'in hane halkı büyüklüğüyle bunu çarptığımızda 23 milyon 614 bin 060 kişi sosyal yardım alıyor Sayın Bakan.
Sizin açıklamalarınıza baktım. Bir de hani gözleri ışıl ışıl ışıldayan Nebati Bakan var ya, onun açıklamalarına baktım. Diyor ki 2002'de iktidara geldiğimizde 1 milyon hane sosyal yardım alıyordu diyor. Bugün bu sosyal yardım alan hane 6 milyona gelmiş Sayın Bakan. Yani 1 milyon kişi 2002'de 1 milyon hane sosyal yardım alırken şimdi 6 milyona yaklaşmış. Bundan neden övünüyorsunuz Sayın Bakan? Bu övünecek bir durum değil. Bu sizin ülkeyi yönetemediğiniz, derinleşen yoksulluk ve yardıma muhtaç vatandaş sayımızın ne kadar çok arttığının göstergesidir. O nedenle bence övünmek yerine burada hepimizden özür dilemelisiniz. Hele hele halktan özür dilemelisiniz Sayın Bakan. Yoksulluk 20 yıldır bu ülkenin kaderi haline geldi. Çözemediniz, çözmek de istemiyorsunuz. Çünkü sizin derdiniz yoksulluğu çözmek, yoksul, derin yoksulluk yaşayan hane sayısını ya da yoksul hane sayısını, yardım alan hane sayısını, kişi sayısını düşürmek değil. Sizin derdiniz yoksulluğu bitirmek değil. Yoksulluğu yönetmek ve yoksulluk üzerinden geçici yardımlarla, seçim dönemlerinde ortaya koyduğunuz sosyal desteklerle oy devşirmek. Seçim biter, bu da biter Sayın Bakan. O nedenle asıl olan sosyal devlette yoksulluğu bitirmektir Sayın Bakan. İşte bu nedenle biz diyoruz ki verdiğiniz sosyal yardımlarla övünmeyin. Övünmeniz inanın vatandaş nezdinde çok ciddi ve derin tahribata neden oluyor Sayın Bakan. Evet, sosyal yardımları siz ödemiyorsunuz Sayın Bakan. Devlet ödüyor. Sosyal yardımlar bir siyasi partinin yardımı değildir. Sosyal yardımları siyasi parti temsilcileri cebinden ödemez. Sosyal yardımlar devlete vatandaşlık ödevini yerine getirerek vergi ödeyen vatandaşların bütçesinden ödenir. Yani sosyal yardımları ödeyen devlettir. İktidarlar gelip geçicidir, devlet bakidir. Bu nedenle sosyal yardımlar A iktidarında, B iktidarında kesilmez. Sosyal yardımlar ancak ve ancak o iktidarlar döneminde, değişen iktidarlar döneminde sadece ve sadece yönetilmez, bitirilir ve bitirildiği için de her yıl bütçe konuşmalarında şu kadar sosyal yardım alan hane sayısını şuna düşürdük, bu kadar alan sosyal yardımla geçinmek zorunda kalan vatandaş sayısını da şu kadara indirdik diye o koltukta oturan bakan övünür Sayın Bakan. Evet. Sosyal Türkiye Aile Destek Programı'na girmeyeceğim. Soru gelirse gireceğim dediniz. Sayın Bakan, 21. yıl iktidarınızdasınız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aile destekleri sigortasını 2015'ten bu yana halkımıza anlatıyoruz. Hele hele son 2 yıldan bu yana aile destekleri sigortasını o kadar etkili hane hane girip kadınlara anlatıyoruz. Çünkü yoksulluk önce kadınları vurur Sayın Bakan. Çünkü kadınlar evde çocuğunun karnını doyurmak zorundadır. Çocuğu açsa kadın gerçekten mutsuzdur. Çocuğu mutlu ederseniz kadın mutlu eder. O nedenle kadınlara gittik. Ev ev dolaştık. Dolaştığımızda Amasya'da bir evde, tek odalı bir evde Sayın Bakan, vekillerinize talimat verin o evlere gitsinler. Bir anne çocuğuna salçayı suyla karıştırıp ısıtarak ekmek banıp çorba niyetine yediriyordu Sayın Bakan. İşte bu nedenle o evlerde aile destekleri sigortası programımızı anlattık. Anlatmaya devam ediyoruz. Ama ne oldu? Aile destek programı diye ismimizi de taklit ederek bir program, geçici bir program hayata geçirdiniz. Önce 400-600 lirayla başladınız. Sonra 800-1200 civarlarına yükselttiniz. Bunun süresi Mayıs'ta başladı Sayın Bakan. Ne zaman bitiyor? Temmuz'da bitiyor. Yani 2023 seçimlerinden sonra bitiriyorsunuz. Hani diyorsunuz ya, biz gidersek yardımlar kesilecek. Siz zaten seçim dönemine kadar bu yardımları yapıp seçimden sonra bu yardımları keseceğinizi kendiniz itiraf etmiştiniz Sayın Bakan. Daha ne diyelim? O nedenle biz yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bitirmeye talibiz. O nedenle aile destekleri sigortamızı taklit ederken keşke içerini okusaydınız ve doğumdan ölüme kadar kesintisiz, bunu bir siyasi partinin sadakası, lütfu değil, devletin asli görevi olarak
ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir program, topyekun bir program olduğunu görseydiniz, ona göre keşke bunu hayata geçirebilseydiniz Sayın Bakan. Evet, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız. Türkiye Aile Destek Programı'nda hane başına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla 4 milyon haneye yardım yapacağız dediniz. İşte bu yoksulluğun tam da itirafıdır Sayın Bakan. Yani bu ülkede özel sektöre de vereceğiz dediniz, özel sektörün durumunu da ilk defa itiraf ettiniz. Yani siz asgari ücretin 1/3'ünden az gelire sahip 4 milyon aile olduğunu kendiniz ifade ettiniz Sayın Bakan. Bu da yoksulluğun bitirilmediğini, bitirilmeyeceğinin açık ve net bir itirafıdır. Evet, emeklilerin durumuna gelelim. Biz yıllardan beri şunu söylüyoruz. Emekli aylıkları en az asgari ücret kadar olmalıdır. Geçtiğimiz günlerde basında bir haber okuduk. Saraydaki tek kişilik hükümet emekli aylıklarının en az asgari ücret kadar olması için bir çalışma başlattık dedi. Sayın Bakan, bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Takip edin. İnanın çok daha iyileri gelecek, merak etmeyin. Ayrıca bunları hayata geçirmeye vesile olduğumuz için de Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına gerçekten halkımızın nezdinde ciddi bir itibar ve destek gördüğümüzü, bizlere de bunun gurur verdiğini burada ifade etmek isterim. Evet, en büyük problem çocuklar demiştim Sayın Bakan. Evet, çocuklar gerçekten yatağa aç giriyor Sayın Bakan. Ziyaretlerimizde eğitim sendikalarını ziyaret ediyoruz. Oradaki öğretmenlerin anlatımları bir anne olarak içimi parçalıyor. İnanın gözyaşlarını tutamadan dinliyoruz onları. Öğretmen arkadaşlar diyor ki, sınıfta sabah öğrencilerimiz karın ağrısı, baş ağrısı şikayetiyle başını sıradan kaldıramıyor diyor. Önceleri gerçekten hasta zannettik bunları diyor ama onların hasta olmadığını sonradan fark ettik. Çocuklara bir şeyler yedirdiğimizde 10-15 dakika sonra, yarım saat sonra baş ağrısı ve karın ağrısı geçiyor diyor. Artık çocukların açım demekten utandığı, öğretmenlerin başım ağrıyor, karnım ağrıyor dediğinde o çocuğun aç olduğunu tespit ettiği ve tedbir aldığı, kişisel tedbir aldığı bir süreç sizlerin eseri Sayın Bakan. Söylerim bile size. İsimleri de vereyim istiyorsanız. Olur mu? Tamam. Sözümü kesmeyin lütfen. Sayın Bakan, çocuklar bakanlığı, birkaç bakanlık ortaklaşa bir proje hayata geçirecektiniz. Beslenme programıydı okullarda. Neden hayata geçirmediniz? Çocuklara kur korumalı mevduata 155 milyar lira para harcayabiliyorsunuz ama okulda çocuklara sabah kahvaltısı, öğlen yemeği vermeyi neden düşünmüyorsunuz Sayın Bakan? Neden çocuklar açım demekten utanıyor? Neden çocuklar açlığını, karnım ağrıyor, başım ağrıyor diye ifade etmek zorunda kalıyor? Neden kahvaltı ve öğlen yemeğini ücretsiz bu çocuklara okullarda vermiyorsunuz Sayın Bakan? Şimdi baktım, şartlı eğitim yardımından bahsetmişsiniz. İlkokula ayda 45 lira. Erkek çocuklarına, kızlara 50 lira. Ortaöğretim erkeğe 55 lira, kız çocuklarına 75 lira. Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde Denizli Pamukkale ilçesinde Aktepe mahallesinde saha çalışmasındaydım. 9 yaşındaki çocuk, siz kimsiniz dedi. Ben dedim dertlerinizi dinlemeye geldim. Var mı bir sıkıntın dedim. Kantinde tost 20 lira dedi. Harçlığım yetmiyor, aç kalıyorum dedi. Yani ayda 45 lira, 50 lira verdiğiniz ilkokul öğrencisi çocuk günlük 20 lira doymak için tosta, ince kaşarlı tosta para vermek zorunda Sayın Bakan. Bu yardım ne işe yarar? Yani toplumun gerçeklerinden bu kadar uzak olmamalısınız. Siz bu ülkede çocukların yatağa aç girmemesi, kadınların yüzünün güleceği ve gerçekten sosyal hizmet anlamında bunları mücadelesini verecek koltukta oturuyorsunuz Sayın Bakan. Evet. Ayrıca şöyle bir durumu daha ifade etmek isterim. Konut yardımı, 3 çocuk şartı dediniz Sayın Bakan. Yani 3 çocuğu yoksa yoksul kadınlar, ihtiyaç sahibi kadınlar
bu yardımdan faydalanamayacak mı? Böyle bir açıklama sizin bakanlığınıza üstelik bir kadın olarak yakışmadı Sayın Bakan. Kadınlar kuluçka makinesi değildir. Kadınlar insandır. Kadınlara insan gözüyle bakın. Çocuğunun olup olmaması değil, kaç çocuk şartı değil. Göreviniz ve üstelik de bir kadın bakan olarak göreviniz, kadınları kuluçka makinesi gören zihniyetten tamamen reddederek uzaklaşmaktır Sayın Bakan. Evet, Sayın Bakan, gerçekten çocuk konusu gündeme geldiğinde insanın yüreği parçalanıyor. Engelli atamalarından bahsettiniz. Sayın Genel Başkanınız Şubat 2022'de kamu kuruluşlarında çalışan kurumlara 12 bin engelli kardeşimizi atayacağız demişti. 2022 Şubat 2022 Ekim Kasım pardon. Hala tık yok Sayın Bakan. Engellilere umut verdiniz. Bu umutları yerine getirmiyorsunuz. Az önce Aztepliler'den bahsettiniz. Devir teslim töreninde siz Azteplilere söz vermiştiniz. Statü farklarını gidereceğiz diye. Geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında sizin tutanaklardaki ifadeleriniz açık Sayın Bakan. Diyorsunuz ki bu arkadaşlarımızın hani kırmızı yelekli kahramanlarımız diyorsunuz ya. İşte o kahramanlarınızın özlük hakları arasındaki bu farklı ve eşitsizliği gidereceğiz dediniz Sayın Bakan. 2022'nin ilk ayından başlayacağız dediniz. Kasım ayındayız. Aztep çalışanlarının bu sorunları giderilmedi. Sayın Bakan, 19 Eylül'de 2022'de Polatlı'da bir konuşma yaptığınız ifade edildi. Bunu sormak istiyorum. Belgem yok, soracağım sadece. Şunu ifade ettiniz mi Sayın Bakan? Aynen ifade, sizinle bunu paylaşacağım. O, savaşta, çatışmada bacağı kolu kopmayana gazi demeyiz demişsiniz. Böyle bir şey söylediniz mi Sayın Bakan? Evet, bu orada bulunan gazi arkadaşlarımız tarafından bize iletildi. Dediler ki videosu da var ama inanılmaz baskı görüyoruz. Bu videoyu sizinle paylaşamayız Sayın Vekilim. Lütfen bu derdimizi orada ifade edin dediler. İnanılmaz kırılgan, inanılmaz bu cümle gerçekten çok yaralamış onları Sayın Bakan. Eğer söylediyseniz bu bir iddiadır, bu bir iddiadır soruyorum sadece. Çünkü ben yoktum, gazilerimiz bunu bana bu şekilde ifade etti. Sayın Bakan, uyuşturucu konusunda çocuk ve ergen bağımlılığı tedavi merkezleri var. 7 merkezde 10 çatem açılmış durumda. Çamatem pardon. 2021 verilerinde 6788 çocuk emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan ya emniyet güçlerine getirilen çocuklardan 6788'i uyuşturucu kullandığı ya da uyuşturucuyla ilintili bir suçtan dolayı emniyete getirildiği Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinde var. Bu çocuklarla ilgili bakanlığınız bir çalışma yapacak mı Sayın Bakan? Bunu duymak isteriz işin açıkçası. Sayın Bakan, sözlerim sanıyorum sürem de doluyor. Evet, bakanlığınızın yapmadığı, daha doğrusu iktidarınızın yapmadığı o kadar çok şey var ki inanın burada sözler kafi gelmiyor, sürede yetmiyor. Kadınlardan bahsettiniz. Koruma altındaki kadınlar ölürken sadece mahkemelerine avukat göndermek kadınları korumak değildir Sayın Bakan. Şüpheli kadın ölümü. Ekim ayına kadar 181 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş bu ülkede 2022 yılında. Bu konuda bu şüpheli ölümlerin aydınlatılması için ya da bu şüpheli ölümlerin engellenmesi için Sayın Bakan bir çabanız oldu mu? Bunu bilmek istiyoruz işin açıkçası. Evet, çok fazla sürem de kalmadı. Tek tesellimiz nedir ya da tek mutluluğumuz, tek hedefimiz ve umudumuz nedir biliyor musunuz Sayın Bakan? 2023 yılında o koltukta eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerini, kadın cinayetlerini ve kadına yönelik her türlü şiddeti önleyemeyen, erken yaşta zorla evlilikleri sonlandıramayan bir bakan değil, tam tersini yapan bir bakan oturacak Sayın Bakan. O koltukta tek adama meşruiyet kazandırmak için İstanbul Sözleşmesi'ne çıkılmasını savunan değil, o sözleşme geri gelecek, geri geldi diye burada konuşma yapacak bir bakan oturacak Sayın Bakan. Evet, kadına yönelik şiddetle mücadele
ve kadın hakları kazanımlarının çöpe gittiğini söylemek büyük haksızlık olur diyen değil, tam tersine. Son yarım dakika. Kadına karşı şiddeti ve kadın hakları mücadelesinde ve kadın cinayetleri konusunda en duyarlı ve bunun önüne geçmek için koltuğunu feda etmeyi göze alan bir bakan oturacak Sayın Bakan. Kısaca 2023'ün plan bütçe görüşmelerinde o koltukta siz oturmayacaksınız Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi ben hem Sayın Bakan'ı hem de iktidar partisinde konuşan arkadaşları destekleyeceğim bu konuşmamda, şaşıracaklar. Gerçekten sosyal yardımlardan müthişsiniz. 2022 yılında, yani bu bir araştırma sonucu, yani doğru yanlış tam şey yapamıyorum, 27 milyon insana ulaşmışsınız. Dehşet bir şey bu. Bu gerçekten dehşet bir şey arkadaşlar. Sizin açınızdan da dehşet bir şey yani. Bu kadar insan sosyal yardım almak zorunda kalmış. Daha yüksek rakamları söyleyenler de, ifade edenler de mevcut. Bütçe yeterlidir, yetersizdir, onlar tartışılabilir. Yani 2021'de kesin hesapta 97,80 milyar ayrılmış. Şimdi 2022'de 104 milyar ne kadar kesinleşecek göreceğiz. 2023'te 258 milyar ayrılmış. Bu tartışılabilir. Ama bunlarla ilgili bir karşılaştırma yapabilirim Sayın Bakanım. Şimdi 2023 bütçesinde başlangıç ödeneği 258 milyar sosyal yardımlara ayrılmış. Faizlere 581 milyar TL ayrılmış. Başka bir 994 milyar TL var. Bu da zenginlere ayrılmış. Bu 990 milyar TL vergi harcamalarından vazgeçilen vergi harcamaları. Yani teşvik falan adı altında vazgeçtiğiniz vergi harcamaları. Yani öyle şişirmeye falan gerek yok. Zaten söyledim. Çok insana çok yardım etmek nasıl bir ekonomik düzen kurduğunuzu da gösteriyor ama öyle şey yok yani. Biz fakirlere şu kadar efendim 258 milyar dolar ayırıyoruz 2023 için, bu ne büyük bir şey demeyin. Zenginlere 994 milyar TL pardon dolar şey lafını çıkarayım milyar TL ayırıyorsunuz. Yani manzara bu. Başka köylere de, köy var ya kamu özel işbirliğine de 102 milyar dolar, milyar lira ayrılmış. Ama ne kadar gerçekleşecek bu da ayrıca tartışılabilir. Şimdi değerli arkadaşlarım, bunlar doğru, kalemleri var, bu çalışmalar yapmışsınız, çok değişik şeyler, aile yardımları, barınma, gıda, sağlık, eğitim, yani bunlar, bu rakamlara bir şey demiyorum. Fakat sizin yardım anlayışınızda bir problem var. Yani bu bakanın bir şey ortaya koyması gerekirdi. Yani sosyal yardım, yani sosyal yardım, böyle bir stratejimiz var, böyle bir anlayışımız var. Bu şekilde biliriz bu işi, insanı, insanlığı. Bu konuyla hiçbir şey söylemez. Ben size söyleyeyim, yardım filan kelimesi bile rahatsız edici bir kelime. Modern devlette, sosyal devlette böyle bir şey olmaz. Sosyal devlette yardım bu şekilde olmaz, sizin yaptığınız gibi olmaz. Bak nasıl yapıyorsunuz, örnek vereyim sizin. Sizin bir partinizin ilçe yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda bu yardımların organize edildiği vakfın da üyesi oluyor şeyinde. Bakın onlarca örnek getirebilirim. İftira mı iftira demeyin. Yani çağırıyorsunuz, işte bir konuda bir yardım yapıyorsunuz. Gelecek ay bu yardımı almak istiyorsan şu kadar üye yapacaksın. Gelecek senede kömürü almak istiyorsan bu kadar üye yapacaksın diyorsunuz. Ve başka bir şey daha var. Biz verdik. Biz yaptık. Siz kimsiniz arkadaşlar? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Siz kimsiniz? Kimin cebinden veriyorsunuz? Babanızın kesesinden mi veriyorsunuz ya? Devletin vergileri ya, bu millet hiçbir yurttaş için, hiçbir komşusunu aç bırakmaz. Bu millet komşusu açken tok yatmaz. Bunu yapıyorsunuz. Siz burada aracılık yapıyorsunuz. Biz verdik. Üstelik de vermeyi seçime tahvil etmeye çalışmak ne kötü bir şey. Sosyal devlet şudur değerli arkadaşlarım. Modern devlet de budur. Aslında devlet de budur. Herkesi, her yurttaşa insan gibi yaşayabileceği bir gelir elde edebileceği sosyal ve ekonomik işleyiş kurar. Buna rağmen işsiz kalanlar varsa bunlara devlet sosyal yardımda bulunur. Başka bir de çalışamayacak durumda olanlar var, engelliler, yaşlı, onlara verir. Ve sağ elin verdiğini sol el görmeyecek şekilde yapar. Bağıra bağıra yapmaz sizin yaptığınız gibi. Bağıra bağıra yapmaz. Sosyal yardımını, reklamını yapmaz. Ayıptır bu ya.
Bu çok ayıp bir şeydir yani. 2022 yılında şu kadar sosyal yardım yaptık diye seçim propagandası yapmak ayıptır. Tek kelime, en basitlerimi size söylüyorum. Değerli arkadaşlarım, elbette yoksulluk çok derinleşmiş vaziyettedir de bunları yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yoksulluk sınırı, açlık sınırı ile ilgili rakamlar her ay değişiyor. İşte sendikalarımız yayınlıyorlar bu rakamları. 7000 küsür lira açlık sınırı, 20 küsür bin lira yoksulluk sınırı. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ve şimdi hem Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütçenin genelini sunarken hem Sayın Bakan, başkaları da yapacaktır. Efendim, gelir dağılımı endeksi Gini şöyle iyileşti. Yapmayın ya. Neye göre iyileşti? O rakamları kime nereden verdiniz? TÜİK verdi değil mi? Şimdi bak, yalan kelimesi söylüyorum İktidar Partisi milletvekili. Ya o devlet yalan söyler mi? Bakan yalan söyler mi? Niye? Ya doğru değil. Bunlar doğru değil değerli arkadaşlarım. Niye doğru değil? Bakın size anlatayım arkadaşlar. Bakın, şirket ve banka karları açıklandı. Yani bu sıkıntılı dönemde, yani pandemide falan açıklandı. Yani banka karları %300'leri geçmiş vaziyette, tek tek bankalar 600 kar eden de var. %1500 kar eden şirketler de var ama ortalama şirket karları %234. Yukarıdaki şirketler, ilk 500 şirket. Evet, birileri zenginleşiyor. Hiç şüpheniz olmasın. Yani cini katsayısı zenginleri gösteriyorsa evet zenginleşiyor. Peki garibanlar ne oldu? Asgari ücreti şey yapalım, yani net asgari ücret üzerinde konuşalım değerli arkadaşlarım. 2014'te 1071 lira. Brütü neti 846 lira değerli arkadaşlarım. Bir sene öncesine göre %9 artmış. 2019'da 2558 lira net, 2020 %26 artmış. 2021'de 3577 lira net, 2825 lira net. 2022'de ilk 6 ayda 4253'tü, %50 artmış. Değerli arkadaşlarım, şirketlerin elde ettikleri, bankaların elde ettikleriyle vatandaşa verilen, daha diğer memurları falan saymıyorum, aşağı yukarı budur net gelirleri. Vatandaşa verilenleri karşılaştırdığınız zaman öyle gelir dağılımı düzelmiştir falan, öyle bir şey yok. Gelir dağılımı daha da kötüye gitmiştir. Sizin uygulamış olduğunuz ekonomik politikalar zaten sosyal devleti falan ortadan kaldırır. Neoliberal politikalar derler bunlar. Ezber bir şey değil arkadaşlar, açın okuyun. Neoliberal politikalar 70'li yıllardan beri dünyayı kasıp kavuruyor. En son hedef olarak sosyal devleti önüne koymuştur. Verme diyor sosyal devleti. Bana vereceksin diyor. İşte siz bu verdiğim rakamlarla ona vermişsiniz. Zengine vermişsiniz. Ne yapıyor? 250 milyar yoksula veriyorsunuz. 300 küsur 4 500 lira faize veriyorsunuz. 900 milyarı da yine zengine vergi indirimi yaparak veriyorsunuz. Siz böyle bir politika uyguluyorsunuz. Böyle efendim yerli ve milli bu ise battık yani. Böyle yerli ve milli mi olur yani? Hani Türkiye ekonomik modeli bu ise batmış vaziyetteyiz. Böyle değil. Değerli arkadaşlarım, süre doluyor. Yani şeylere girmiyorum. Çok ciddi problemler var. Çocuklar okula aç gidiyor. Gelir dağılımın da az, çarpıklığın nerelere geldiğini gösteriyor. Beşikten mezara rehin çocuklar. Yoksul çocuklar. Yoksul çocuklar değerli arkadaşlarım, yoksul çocuklar. İnsanlar yoksulluk dolayısıyla ödemeleri yapamadığından dolayı intihar ediyor. Kaç sene oldu Fatih'te intihar eden 4 tane kardeşi düşün. Yani Sayın Milletvekili hanımefendi şeyi anlattı, işte kendisine teşekkür falan almış. Peki bu ailelere de gitseydi ne diyecekti? 4 tane kardeş elektrik paraları, elektrikleri kesilmiş, ekmek parası bulamadık. Biz ne işe yarıyoruz bu ülkede diye birlikte intihar ettiler. Bu rakamlara, bunlara girmiyorum. OECD'de 4. ülkeyiz. Yani sokaktaki işte uyuşturucu bağımlılık, bağımlılıkla mücadele. Bağımlılıkla mücadele olur elbette de, bilgilendirme de olur. Ama bağımlılık, ben psikiyatr uzmanıyım. Bağımlılığın temelinde en önemli şey maddeye ulaşmadır. Maddeye ulaşma. Bir ülkede gemi uyuşturucu madde geliyorsa ne yaparsanız yapın her gün. Sonra bakan açıklıyor, 1000 tane, bugün Cumhurbaşkanı da açıkladı. 1000 tane uyuşturucu organize suç örgütü şey yaptık. 1000 tane sadece uyuşturucuyla ilgili suç örgütü varsa bu ülke batmıştır de, değerli arkadaşlarım ya.
Ya ondan sonra da Kılıçdaroğlu şöyle dedi, böyle dedi. Bir şey daha söyleyeyim. Bitiriyorum. Son yarım dakika. Bakın aile filan dediniz değerli arkadaşlarım. Aile ne oluyor işte? Aile ilgili düzenleme yapacağız. Ya aile buraya mı kaldı? Boşanmaların temelinde değerli arkadaşlar İstanbul Sözleşmesi mi var? LGBT'ler mi var? Boşanmanın temelinde demin de anlattığım bu çarpık ekonomik model var değerli arkadaşlarım. Uyuşturucunun temelinde de bu var ve sizin dindar ve muhafazakar olmanız hiç kimsenin çocuğunu bu şeylerden kötülüklerden maalesef kurtaramıyor değerli arkadaşlar. Sizin inandığınız değerleri artık çocuklarınız bizim hepimizin. Çocuklarımız onları yetersiz buluyor. Niye? Uygulanmış olduğunuz ekonomik ve sosyal politikalar sizi bu hale getirmiştir. Lütfen yoksulluğu hiç olmazsa seçimin aracı haline getirmeyin. Yoksulluğu yönetmeyin. Yoksullukla mücadele yoksulluğu yönetmek değildir. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde gıda ve enerji fiyatlarının tetiklediği enflasyon ne yazık ki vatandaşlarımız üzerinde etkisini çok ağır bir şekilde hissettirmiş ve ekonominin hayata dair tüm alanların içinde başat bir etkisi olması sebebiyle de çekirdek aileden toplum hayatının her noktasına varana kadar önemli sorunlar ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durumda da hükümetin daha başlamadan 659 milyar gibi devasa bir rakam ile öngörülen bütçe açığını ve 565 milyar liralık faiz giderini içeren 2023 yılı bütçe teklifi, iktidarın ithalata ve betona dayalı bir ekonomi anlayışının sonucu olarak da takdir edersiniz ki tabana yansıyan bir büyümeyi ve refahı arttırmayı sağlayamaması bakımından son derece yetersizdir. Değerli milletvekilleri, bizler meclis bünyesinde Down otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukların araştırılmasıyla ilgili çok önemli ve saha pratiği de olan bir komisyon süreci yaşadık. Komisyon üyeleri olarak büyük bir uyum içerisinde gerçekten de verimli bir çalışmaya imza attık. Tüm partilerden milletvekillerinin de olduğu meclis genel kurulunda da komisyon raporu görüşüldü. Çalışma yapmış olduğumuz illerde aileler bizleri karşısında görünce büyük bir umuda kapıldılar. Zira devletin en üst organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konudaki eksiklikleri ve olumsuzlukları yerinde tespit edip çözüm getirebileceklerine inandılar. Otizmli çocukların ailelerinin büyük bir çoğunluğunun maddi durumlarının kötü olduğunu gördük. Bu sebeple en azından hükümetin ebeveynlerden birini istihdam etmesini talep etmektedirler. Ayrıca haftada 2 saat olan eğitimin en az 8 saat olmasını talep etmektedirler. Sayın Bakanımızın burasını duymasını istiyorum. Okula giden çocukların mutlaka ama mutlaka otizmli çocukların gölge öğretmen istemektedirler. Sizden önceki bakan bu sözü vermişti, gölge öğretmen vereceğini söyledi. Aynı zamanda ebeveynlerden birinin her ikisi de çalışmıyorsa mutlaka bir tanesini en azından hükümetin işe alacağını söylemişti. Bakınız, bizler hazırlamış olduğumuz raporda tam 324 öneri maddesi sıraladık. Ancak yürütmenin bu sorunların çözümü noktasında bu maddeleri dikkate almadığına tanık olduk. Yüce Meclis'in yapmış olduğu bu çok önemli çalışmanın hükümet tarafından önemsenmemesi ve gerekli adımların atılmaması büyük beklentiler içerisine giren ailelerimizi üzmüştür. Ayrıca ülkemizde nadir görülen hastalıkların tedavisinde de çok büyük sorunların olduğu bir gerçektir. Avrupa ve Amerika ilaç kurumlarının onaylamış olduğu bazı ilaçların bizde hala bürokratik süreçler yüzünden kullanım alanı bulmadığı ve bu sebeple de ülkemizde bulunan SMA tip 1 hastası 110 evladımız ve aileleri büyük zorluklar yaşamaktadır. Saygıdeğer milletvekilleri, benzer bir diğer konu ise engelli vatandaşlarımızın sorunları. Engelli vatandaşlarımız nüfusun yaklaşık %10'unu oluşturuyorken 2023 bütçesinden engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitimi için ayrılan payın 36 milyar lira olması engelli vatandaşımıza yönelik yapılan adaletsizliği rakamsal olarak da ortaya koymaktadır. Dezavantajlı grup olarak adlandırdığımız engelli vatandaşlarımızın aylıklarının çok düşük olduğu ortadayken hükümetin hele de böylesi bir süreçte tasarrufu engelli vatandaşlarımızın üzerinden yapması anlaşılır bir durum değildir. Hükümetten çeşitli uygulamalar adı altında faiz lobilerine ve zenginlerin parasının değerini korumak için gösterdiği hassasiyeti ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımız için de göstermesini bekliyoruz. Söz konusu temel görevi aileyi korumak olan bir bakanlık olunca
çocuk ve anneyi korumaktan... Teşekkür ediyorum. Son bir cümle. Son bir cümle şunu söyleyeyim. Herhalde belki çok gündeme gelmedi ama otizmli ve Down sendromlu yaygın gelişimsel hastalığı olan birçok çocuğumuz var. Ve bu çocuklar ellerinden tutulmasını bekliyorlar. Bunun için çok büyük adımların atılması gerekiyor. Biz 324 madde halinde bunu meclis gündemine de getirdik ve mutlaka bunun yürütme tarafından tekrardan ele alınmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şimdi Sayın Özgürç'e daha söz vereceğim. Sonra bir kısa ara vereceğim.